fakirliğin anasını avradını siker. Ev sahibi yine kapıya dayandı. İyi ki 8 ay geciktirdik kirayı amına koyduğumun yerinde. Amına kodumun adamı ya. Ama Haydi Bey, bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var yani. 8 ay oldu. Vereceğiz dedik ya lan, kaçmıyoruz ya, amını siktiğimi göt vereni. Ama kaçmak iyi bir fikir aslında, kaçsanız istemem ha. Kontrattaki maddeyi unuttum zannediyorsun. Amına kodumun ibnesi seni. Ne var lan? Haytocuğum, sana bu haberi alıştıra alıştıra vereceğim. Çok üzülme diye değil mi? Kapı Rize'ye amican vefat etti. Amcamın amına koyam. Ulan miras kaldıysa. Ney? Vay! Vay benim anam babam hoş gelmişsen evime. Gel içeri, geç iki yol muhabbet edelim. Abi 7. ayın 27'sinde 2007 tarihinde Cenab-ı Hak tarafından iradesi elinden alınan Balıkçı Turgut Reis'in yeğeni küfürbaz Haydo'ya 3 gün küfür edip kötü söz söylemediği takdirde bütün mirası kalacaktır. Ha bu 3 gün içinde ne küfür edersen not edeceğim onu. 3 tane hakkım var. Başım üstüne paşam, kurbanın olurum senin. Yarrağını yerim, yarrağını. Ha o karabiber o tarafta mıdır, onu getir bana bakayım. Karabiber mi? Sikerim senin karabiberini. Aha da bozdun ağzını hemen. Gidi Turgut Reis. Karabiber mi istiyorsun? Getiriyorum lan, getiriyorum manyak. Al hele al. Al ek. Çorbana ek çorba. Amına koyun. Ha bu tuz da o taraflarda bir yerde mi ya? Anamı sikem. Evet buradaymış. Bak tane tuz da buradaymış. Allah Allah. Dokanır oğlum sana, tuz çok kullanma lan. Oraya pul biber var mıydı ya? Pul biber mi? Ananın... Ananı... Senin ananı amına koyam, ananın avradını sikem, senin bebeğini sikem ben, amına koyduğumu çocuğu, amına koy. Yahu tavşan kardeş, seni bir öpebilir miyim? Çok sevdim lan. Bana daha çok anamı sevdin gibi geldi ama ben buraya yazayım onu. Ne? Anan mı? Ne anası lan ben? Anam. Ananın amına koyam senin ananın amını sikem, yoğurtlayam sikem senin. Sen ha bu gidişle bu parayı alamayacaksın ha, ben biliyorum ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Amını siktiğimin ne oldu, senin ananı avradını sikem ben, yolunu sikem senin göt amına koydum. Of, yatıp da uyumak varmış be Allah'ım. Ay beni çeşme beni. Lan kapat çeneni, amir siktiğimi ne çalıyorsun orada lan? Hayvan oğlu hayvanı senin. Ne? Üçüncü küfürü anlayamadım. Ne diyor? Yazayım buraya. Aman kurbanın olan, ben diyorum ki Muazzez Ersoy'un şarkılarından çalsan onlar, ben çok seviyorum ya. Olur tamam. Bu neydi? İzmir marşı he mi? Marşlarının amına koyam senin marşlarının amını siktiğim. Çık lan dışarı! Vay Selim, ben götünü sikem, çıksana dışarı, amına koyduğumun çocuğu sen! Bana bak, bu ettiğin küfürlerin hepsini yazdım ha buraya. Oy. Ananı sikeyim yok. Ha bu introyu bir yerden hatırlayacağım ama neyin introsuydu bu ya? Tuttu sıçarken aklıma sıç, gelen... Ben senin su götünü sikeyim, sıç hadi bakayım, sıç sıç. Yahu arkadaş, bu çekilecek dert değil yahu. Ben bunu ta amına koyayım, ben bunu sikeceğim yahu. Amına koydum bu hayvanı senin. Tavşan götünü sikeyim senin ben. Tavşan götünü. Tavşan kardeş. İki tane yumurta kırdım lan, kahvaltı hazır. Lan ne bu lan? Amına kodumun çocuğu sen. Çık lan dışarı. Amına kodumun çocuğu, geliyorum oraya. Çık. Çık lan, düş aşağıya. Oy.
Ulan motoru bozmuşuk ya. Motorunu sikem seni! İndereye dere ya da al dereden taşları, al dereden taşları da geçti bizden sevdalık. Al cebimden saçları da al cem. Al! Allah! Nereye? Allah! Ya beni öyle bir alıştırdın ki şerefsizim. Hiçbir şeye sinirlenmiyorum. Bak hele bak. Bak bak bak. Bak gördün mü? Sikseler bir şey demem. Ha bu kıvama geldi. Bunu bu gece sigerim ben. İstanbul havardasın.